Anamet'teki projem dahilinde Geç Osmanlı dönemi düşünce tarihini çalışmaktayım. Osmanlı sonrası kurulan kimi devletlerde hakim ideoloji olan milliyetçiliğin entelektüel bağlamda ne ölçüde Osmanlıcılık düşüncesinin mirasçısı olarak görülebileceğine dair geniş bir soruyu, dönemin üç önemli düşünürünün eğitime ve dile dair fikirleri üzerinden cevaplamaya çalışıyorum. Ele aldığım bu üç entelektüelden ilki 1880-1968 yılları arasında yaşayan Mustafa Sati Bey veya Arap dünyasında tanındığı ismiyle Sati el-Husri. Bir diğer düşünür ise 1873-1961 yılları arasında yaşamış olan, Türkçeyi 11 yaşında öğrenen, buna karşılık Türkçeyi düşünsel hayatı içerisinde önemli bir yere koyan Avram Galanti. Son olarak ise 1871-1928 yılları arasında yaşamış olan, Ankara'daki gezi olayları sırasında isminin verildiği cadde dolayısıyla adının kulaklarımıza Tomalı Hilmi olarak kazındı, Tunalı Hilmi. Çok genel olarak baktığımızda bu farklı arka planlardan gelen bu düşünürlerin düşünsel yolculukları içerisinde önemli benzerlikler, paralellikler görebiliyoruz. Her üçü de düşüncelerini Osmanlıcılık çerçevesinde kurgulamaya başlayıp daha sonrasında da düşünsel yolculuklarını milliyetçilik çizgisinde sonlandırmışlardır. Savundukları fikirler kimi zaman kısmen de olsa dönemin egemen siyaset çerçevesinin yaratmaya çalıştığı kimlik algısını yansıtır veya bu algıyla paralellikler taşır. Kendi fikirsel güzergahları içerisinde hiçbir şekilde pasif birer yolcu değildirler. Aksine aldıkları yol üzerindeki döşeme taşlarını her biri bir şekilde biçimlendirmeye çalışır ve bir şekilde okuyucuları için rehber konumundadırlar. Dil ve eğitim konularının düşünsel hayatları içerisinde önemli bir yeri vardır. Zaten kariyerlerine ve yazılarına baktığımız zaman da, eserlerine baktığımız zaman da bunu rahatlıkla görebiliriz. Mustafa Sati Bey, modern Türk pedagojisinin kurucularından biri olarak sayılabilir. Aynı zamanda daha sonrasında da merkezine Arap dilini yerleştirildiği Arap milliyetçiliği anlayışının en önemli savunucularından biri haline gelmiştir. Tunalı Hilmi gerek Osmanlı yıllarında gerek milliyetçi yıllarında dilin önemini, eğitimin toplumun şekillenmesindeki yerini yazılarında, konuşmalarında sıkça işlemiştir. Keza Avram Galanti de önce Osmanlıcılık düşüncelerine uyumlu bir şekilde Musevi cemaatinin Osmanlı toplumuna entegrasyon için Türkçenin önemini vurgulamıştır. Daha sonra ise bir Türk milliyetçisi, Türk milliyetçiliğinin savunucusu olarak toplum içerisinde dinsel entegrasyonu savunmuş, dinsel entegrasyonun gerekliliğini savunmuş ve de Türkçenin yayılması için çalışmıştır. Çok kısaca bu projeyi yapmamın iki nedeni var. Biri akademik, biri de kişisel. Akademik olarak arka plandan gelen bu üç düşünürü beraber ele alarak Geç Osmanlı dönemi düşünce tarihine ve daha sonrasındaki oluşumlara, dönüşümlere kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaştığımı düşünüyorum. Ve bu kapsayıcı bakış açısının da bize o dönemin kaygan kimliksel dinamiklerini, dönemin kapsayıcı ve dışlayıcı kimi özelliklerini ve Geç Osmanlı dönemi ve sonrasındaki dönem arasındaki devamlılıkları ve kopuşları anlamamızda ve anlamlandırmamızda kuvvetli ve geniş bir perspektif sunduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bu üç düşünürü karşılaştırmalı olarak ele alarak ve böylece hayat hikayelerinin önemli noktalarını olabildiğince detaylı bir şekilde sunarak literatürde var olan kimi eksiklikleri veyahut da kimi problemleri giderebileceğimi düşünüyorum. En azından öyle umuyorum. Bunun dışında diğer nedene gelecek olursak, ki bu neden bu projeyi yapmamdaki esas motivasyon kaynağım diyebilirim. Kişisel merakım dolayısıyla bu projenin peşinden gidiyorum. Şöyle ki üniversite yıllarından beri tarihteki bireysel sesleri duymayı, bu sesleri duyaraktan, bu seslerin gözünden tarihi anlamaya, dinlemeye, görmeye ve hissetmeye çalışmışımdır. Bu beyin jimnastiğinin de bir nevi kendim için
zevkli, duygusal ve zihinsel bir serüven olarak görmüş olur. Anamet'te bu üç düşünür üzerinden, bu üç düşünürün bana açtığı pencere üzerinden geç Osmanlı dönemini okumaya çalışmamda aslında benim için bu serüvenin bir nevi ete kemiğe bürünmüş halidir veya ete kemiğe bürünmüş hali olduğu söylenebilir.